Gün geçmiyor ki yaralarımız dağlanmasın. Gün geçmiyor ki düşmanın fenalıklarıyla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki imtihanlarımız artmasın. Eskiden bu sarayın koridorlarında dolaşırken huzur bulurdum. Şimdi ihanet şerbeti içenlerin yüzünü gördükçe bu sarayın koridorları bana dar geliyor. İmtihan oluyorsanız sultanım, bu Allah'ın sizi unutmadığının müjdesidir. Elbette en mümtaz yerlerden biri de kişinin hanesidir. Bu saray da sizin haneniz. Bir hanede iman olduktan sonra, adalet olduktan sonra her felaket defolur. Dar gelen koridorlar genişler. Yürüdüğünüz dikenli yollar elbet gül bahçesine döner. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndüren Rabbimiz sizin de gönlünüzü ferah eder. Siz emin olduğunuz yoldan vazgeçmeyin. Bazen düşünüyorum da saltanat kayığına binmemiş olsaydım bunca fenalıkla karşılaşır mıydım? Bu kadar kötülük görür müydüm? Şöyle sual edelim sultanım. Saltanat nasip olmasaydı ihanetlerle imtihan olma şerefine erişebilir miydim? Siz sultanlığınızda imtihanınızı da veriyorsunuz. Hem saltanat dediğiniz nedir ki? Bir tesbihin taneleri kadar. Bu yüzden her imtihan olduğunuz gün için şükretmelisiniz. Rabbimiz kudret görmediği canı sınamaz. Saltanat ve tesbih taneleri. Saltanatın ömrü 33 taşlı tesbih taneleri kadar.